Aynı kadro yapısıyla çıktı Ankara Gücü. Yine evet. Sabah yedekteydi. Evet, Sabah yedekteydi sonra. Yine Fatih sağdaydı. Evet. Yani şimdi bir şey görmeye çalışıyorum. Antrenmanlar kapalı. Antrenmanlarda izleyemiyoruz. Evet. Maçta Ankara Gücü taraftarı ne kadar izliyorsa biz de bu takımı bu kadar izleyebiliyoruz. Ankara Gücü taraftarı ne görüyorsa aslında bizim de gördüğümüz çok çok da farklı bir şey olmuyor. Olmaz. Yani şimdi sahada bir o takım oynarken ben de mesela Sabo'nun çok oynamasını istiyorum. Çok etkili bir oyuncu. Bana göre. Hem sağda oynadığı zaman hem solda oynadığı zaman müthiş etkili. Ben de hep söylüyorum zaten. O dört tane oyuncu Ankara Gücü'nün önünde bulunan Sabo, Klimak, Rodriguez, Orgil. Bu dördünün o ön tarafta bulunması gerektiği, içeride ve dışarıda hiç. Çünkü topu götürebilecek, taşıyabilecek, gol yapabilecek ve artık rakibin sağ bekini, sol bekini tutma zamanı geçti. Karşılama zamanı. Onlar bunları tutma zamanı şimdi. İşte o zaman oyun sistemini değiştireceksin hocam. Ne yapacaksın? Hatta bak, gelen yorumlarımda şey demiş. Müjdat hocam, ekip var ama hocanın tuhaflıkları da var. Şimdi bak, bu galibiyet, ya hocayı göndermeye çalışıyormuşum gibi bir izlenime kimse kapılmasın. Ben hiçbir hocayla derdim yok. Hocalar başarılı olsunlar ve görevlerine devam etsinler. Benim derdim başarılı olmak. Ama Mustafa Reşit Akçay geldiği günden beri aldatan performanslar hariç. Fenerbahçe maçı bence aldatan bir performanstı. Şimdi Rize maçı yine aldatan bir performans. Yani puan olarak tamam ama performans olarak aldatıcı. Bu oyun sistemi ve bu oyun mantığı, rakipler de tempo tutturmaya başlayacağı zaman Ankara Gücü açısından ciddi derecede büyük sorun oluşturuyor. Şimdi Rize'yi kazandık, evet çok önemli bir puan aldık ama bana önümüzdeki maçlara dair umut vermedi. Ya evet, bu oyun sistemini Gaziantep maçında uygularsa Mustafa Reşit Akçay yine başarılı bir sonuç elde eder algısını bende yaratamadı. Ama Rize maçı ne kadar önemli bir maçsa, Müjdat hocamın dediği gibi Gaziantep maçı da o kadar önemli bir maç. Yani bundan sonra tüm maçlar aslında evet, çok önemli. Şimdi Ankara Gücü evinde Rize taraftarsız, seyircisiz oynadı ama şimdi gidecek Gaziantep'te de aynısını yaşayacak. Şimdi de Gaziantep avantajını kaybetmiş olacak. Bir manada iç saha maçından bir farkı kalmayacak. Artık o maçı da kazanmak zorunda olduğu bir maç. Evet. Ki nispeten rahatlamış, psikolojikman rahatlamış, küme düşmem, Avrupa'ya da gitmem. Ne can derdi var, ne et derdi var. Ortalarda bir yerde. O kadar fazla kendini zorlamayacak bir rakibe karşı oynayacak Ankara Gücü. Nispeten açıkçası Rize maçından daha kolay bir maç olabilecek bir karşılaşma. Tabii şimdi seyirci olmadığı müddetçe rakip takımlar, kendi alanlarındaki böyle Gaziantep takımı gibi bir takımlar, bazı oyuncular seyirciyle coşabiliyorlar. Ha, motivasyon sağlayacak bir şeyleri yok yani maçta. Böyle bir sağlayacak bir şey olmadığı zaman da ben Ankara Gücü'nün Başakşehir, Trabzon o maçları da dahil söylemek istiyorum şimdi şu anda. Yani her maçı bundan sonra kazanmak amaçlı düşüncesinde, yapısında. Çünkü Ankara Gücü hakikaten iyi bir kadro kurdu ve bu kadroda bazı olayları nedense orta saha ve ileri uçta farklı. Ben de diyorum ki Reşit Hoca çalışıyor. Reşit Hoca'yı onlarla beraber olduğu için ben kendi adıma söylüyorum, saygı duymak lazım diye. Ama tabii başka arkadaşlar, yazanlar, seyredenler, duyanlar, taraftarlar, farklı bir olay. İşte Bülent de diyor ki mesela antrenman seyredemiyoruz. Evet. Niye? Basına kapalı çünkü. Bugün haber geldi, işte komple tesis kapatılmış, taraftar giriş çıkışlar kontrol altına alınmış. Dedim bahanenizi de buldunuz dedim yani açıkçası. Artık aynen bir bahane olmuş. Yani şeyde zaten almıyordunuz. Evet. Korona bir manada bahanesi oldu. Yani bundan almıyoruz kısmına getirecek artık bahanesi oldu. Ama biz de bir şeyler anlatabilmek istiyoruz. Yani evet, örnek gösteriyorum. Fatih oynuyor ama şundan dolayı oynuyor. Hoca şunu düşünüyor. Demem için benim bir şeyleri izleyebilmem lazım. Maçta gördüğüm Fatih oynamaz diyorum. Ya evet, gelen yorumlar mesela Doğan Bey, hocanın Fatih ısrarı nedir? Niçin Fatih'i oynatıyor? Onu Fatih'de görüp bizim göremediğimiz ne özelliği var? Bu adam yüzünden Gençler maçı, Beşiktaş maçı kaybedildi. Rize maçında onun yüzünden gol yedik. Ya genelde Fatih üzerine geliyor yorumlar. Ya ama ister istemez geliyor. Şimdi artık herkes bir oyuncunun bir şey, bir ara Orgil biliyorsunuz. Aa, hocam bak,
ilk yarıdaki Orgil'de bir mantıklı ben açıklamayı yapıyordum. Kanatta etkili değil. Orgil yalnız kalıyor. O yalnız kalan Orgil'den de çok fazla verim bekleyemezsin. Fatih Moke'yi şimdi eleştirmeyin. Çünkü alternatif yok elde. Kim oynatacak hoca diyorduk. Şimdi 42 tane denklem üretilebilecek alternatif var. Mesela bu hafta orta sahaya daha sonradan bir Scarione girdi. Scarione girdi mesela. Demek ki yavaş yavaş böyle oyuncu sahada olabilecek yapıya sahip diye düşündüm ben. Pinto'nun yokluğundan Atilla ile oynamaya başladı. Maçı seyrederken öyle bir düşünce. Atilla'nın oynayacağı zaten belliydi. Pinto olsaydı oynamazdı misal. Ama şimdi iki haftadır orada oynuyorsa biraz bir pişme şeyi var. Misal onu orada kullanıp daha Pinto iyi de değerlendiriyor orayı. Ön libero'ya yerleştirebilirsin Pinto. Olabilir. Bu düşüncedir. Çalışan. Ben de diyorum ki biz gidip idman seyredemediğiniz zaman sen ve ekip arkadaşları bunu değerlendirmek çok güç. Nasıl çalışılıyor? Ne yapılıyor? Rakibi nasıl inceleniyor? Rakipler nasıl bir yapıya sahip? Mesela Rize Spor takımı sonradan golden sonra daha farklı oynamaya başladı. Evet. Üstüne gelmeye başladı Ankara Gücü'nün. Orada Ankara Gücü 3. golü bulabilirdi mesela. Evet. İki değişiklik yaptı mesela İlhan'la. Orta saha oyuncusunu hemen değiştirdi ki gol bulma çabası da olabilirdi ama golü yememek önemliydi. Ankara Gücü ilk kez bir maçta ilk yarıda iki gol attı. Evet. İlk kez rakibine karşı 2-0 öne geçti. Öne geçti. Yani bu maç esnasında yazdığımız haberlerde ama misal daha bu sezon Ankara Gücü'nün 3 golü bir maçta attı olmadı. Yani üretkenlikte ciddi bir sorun var. Yani bir rakip gelir, yani Kayseri gibi bir rakip gelir, bir tempoyu tutturursun, tık 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 atarsın. Yaparsın ama misal Rize'ye bir taneyi attın. Kendi kalesine attılar. İkinciyi attın. İlk yarıda daha 25 dakika içerisinde becerdin bu işi. Ondan sonra tamamen oyunu ve aldın. Rize Spor'a verdin. Al sen nasıl oynuyorsan oyna dedin. Bir tane son dakikada ilk yarıda attılar. Ondan sonra maçın ikinci 45 dakikasında ama Rize Spor şimdi etkili o organizasyon yapıp gol atmasın diye dua etmekle geçirdi.